Bugün 23 Şubat 2023. Depremin 18. günü Bölükçam mahallesine gidiyoruz. Tabi buradan mahalle yazıldığına bakmayın. Buralar köy aslında. Yani Büyükşehir Kanun Değişikliği ile birlikte mahalle statüsüne alındılar ama köy. Bu herhalde ağır hasarlı sizin eviniz. Evet, ağır hasarlı, etrafı sarılmış. Şu ev için mi ağır hasar yoksa her ikisi için de mi? Üçü de, buradaki üçü de hasarlı. Ha, üç ev var buranın içerisinde. Evet. Bir bakalım biz. İzninizle içeri girebilir miyiz? Evet, burada Bölükçam burası. Buranın eski ismi ne abi? Eski ismi ne buranın? Bölükçam mı Bölükçam. Sadece? Başka bir ismi var mı? Bölükçam Mahallesi. Mahallesi, evet. Burası Bölükçam. Burada bu yapılara yıkılacak kararı verilmiş. Etrafı zaten güvenlik şeridiyle kapatılmış. Yurttaşlar böyle çadırda kalıyorlar. Evlerinin bahçesine kurdukları çadırlarda kalıyorlar. Kaç haneli bir köy Bölükçam? Valla çok sayısı. Onu bilmiyorum abi. Ha. Yıkılacak olan ev sayısı çok fazla mı burada? Burada. Gel, biz o tarafa gideceğiz. O tarafta gel. Var. Heh, gideceğiz, gel. Gideceğiz. Gel oraya. 3-4 tane ev var burada. 3-4 tane. Biri burada. Evet. Biri aşağısında. Evet. Orada var da. 2 tane de şurada. 3 tane de, 3-4 tane de yukarıda var. Peki köyde can kaybı var mıydı? Yok, şu yok. Allah aşkına. Yok. Can çok kaybı. Iyi. Bölükçam'da can kaybı yok. Ama ağır hasarlı yapılar var. Onlar da zaten işaretlenmiş ve yıkılacağı yönünde karar verilmiş. Çok geçmiş olsun. Tabii. Çok geçmiş olsun. Bizim o tarafta çok oldu. Evet. Kaç ev var burada siz biliyor musunuz? Yo, evler çok. Ne bileyim, boş evleri var, dolu evleri var. Yo, dolu boş toplam. Toplam burası toplamı yüzün üzerinde. Yüzün üzerinde. Yüz üzerinde işte. Ama şu anda yüzün üzerinde yarısı boşlar. Evet. %10 16 var. 16 tane hane var. 16 tane hane yaşıyor hane burada, evet. Evet. Yani aile olarak kapısı evet, açık 16. olan 16 aile var. Evet. Deprem sırasında da onlar buradaydı. Evet. Köyde can kaybı yok. Yok. Ama ağır hasarlı yapı çok. Çok evet, geçmiş gel, olsun. Gel, geleceğiz. Ha. Biz gazeteciyiz. Biz yapı tespit değiliz. Ha. Onlar zaten gelmişler. Burada şey vurmuşlar, yani tespit etmişler hangi evin hasarlı olduğu. He. Bizim yerde bir olmuş. Evet. Sizin biz içinde yoktu. Olsaydı biz kurtulmazdı. Siz burada değil miydiniz? He. Evi de anlatayım. Evi bunlar Paris'teydi. Yok, ev onun evi orada. He, biz sobayı yakmıyor. Biz yapamıyoruz. 2 ay kışın 2 ay oraya gidiyoruz. Pazarcığa gidiyorsunuz. He. Peki onun, pazarcıktaki evinize ne oldu? O da zarar görmüş. O da zarar olmuş. Çocuk olanı dükkanı çöktü. Çöktü. Amcaydı. Hep yerde kaldı. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Hem oradaki ev ağır hasarlı hem etti. Buradaki. Evet. Sağ olun. Evet. Sizin isminiz neydi abi? Muhammed. Muhammed soy isminiz? Somunkıra. Somunkıran. Somunkıran. Evet. Muhammed Somunkıran'a ait 3 ev. Yan yana, üçü de ağır hasarlı. Tabii bu depo olarak kullanılıyor. Ama bahçenin içerisindeki 2 evde yıkılacak. Burada zaten yıkılan bir yapı da var. Bu da size mi aitti? Aynen. Ha, bu yapının, bu depo olarak kullandığınız yapının bir bölümüydü. Tamamen yıkıldı, çökmüş. Pazarcığa yakın bir köy Bölükçam. Yüzün üzerinde hanesi var ama sadece 16 aile yaşıyormuş kış aylarında. Ve bu köyde yıkılacak olan evler var. Şu karşıdaki evler daha önce mi yıkılmıştı? Onlar daha eski. Yıkılmıştı da, evet. Onlar da tabii hasarlı gördü. Evet, onlar da depremden zaten biraz daha fazla hasar gördüler. Evet.
Evet, Bölükçam'da aslında buna benzer 3-4 yapı gördük. Bunlar boş yapılardı, taştan evler. Zaten yıkılmıştı daha önce ama depremle birlikte bazı duvarlarının yeni döküldüğünü söyledi köylüler. Bu evde de hasar var ama hafif hasarlı diye rapor verilmiş. Bu yüzden etrafına güvenlik şeridi çekilmemiş. Zaten köylerde yıkılacak olan binalar işaretlenmiş ve bu binalar en kısa sürede yıkılacak. Bu yapı da Bölükçam'da yıkılan yapılardan biri. Ama neyse ki içerisinde kimse yaşamıyordu. Zaten Bölükçam'ında yaşamını yitiren de yok. Çünkü köyün hane sayısı 100'den fazla ve sadece 16 aile yaşıyormuş. Bu nedenle de bu yıkılan kimi yapıların içerisinde hiç kimse yaşamıyormuş. Kısmen yıkılanlardan da insanlar sağ salim kurtulmayı başarmışlar. Saydığımız yıkılacak olan yapı sayısı 10'dan fazlaydı. Görüyorsunuz hepsi işaretlenmiş. Hepsinin etrafına güvenlik şeridi çekilmiş. Ve yıkılacağı yönünde karar alınmış. Evet. Ya işte yani 48 saat yağmur altında yani kimse gelmedi. Ne Maraş ne bura on ne oraya. İşte evet, can kaybı burada yoktu ama işte hasar vardı yağmur önünden. Şurada burada işte artık günümüzü gün ettik. Hala 18. günde. Geldi. 18. günde hala dışarıdasınız ama değil mi? Dışarıdayız. Çünkü deprem şey, devam ediyor. Evet. Evlerinizin büyük bir bölümünü ben böyle güvenlik şeridiyle sarıldığını gördüm. Yok işte bunlar yıkım. Yıkım kararı. Benimki de yıkım kararı. Yani köy, evlerin, köyün yarısı yıkım kararı. Evet. Böyle. Çadırda kalıyorsunuz hala. Çadırda kalıyoruz, halen de kalıyoruz. Evet. Odun yok. Zoba yok. Duman. Yani zor. Ya biz değil, herkes öyle. Mesela pazarcıya gittik, onların durumları daha kötü. Tabii. Kalabalık. Yine burası sakin, ya bir odun getiriyor, ya şurada, ya burada. Yine günümüzü günü diyor ya, onların durumları daha kötü. Böyle. Evet. Bölükçam köyü 100'den fazla hanesi olan ama sadece 15-16 aile. Bu kurbet dışarı olmasaydı bura belki şimdi 200 hane olurdu. Evet. En azından burada 1000'e yakın insanlar dışarıda. Doğrudur. Bura orta deliz, bura ora. Sizin isminiz neydi abi? İbrahim Sümbül. İbrahim? Sümbül. Sümbül. İbrahim Sümbül. Evet, kendisinin de evi ağır hasarlı, yıkılacak. Hasar böyle şerit çekilmiş. Yani bir il olsa belki hemen. Kardeşim 10 tane il adam nereye baksana bilmiyorum ki. Yani, hakikaten işimiz çok zor. Yani onlar için de zor. Gerçekten zor. Ya durum öyle ki adam bilmiyorum. Bugün pazarcıya gittim. 2000'e 2 günde beri uğraşıyorlar orayı temizlemek için. Ya zor yani. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin abi. Oldu, çok sağ ol. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne yapalım? Evet. Ha. Kimsiniz tanıyorsunuz? Biz gazeteciyiz biz. Gazeteciyiz. Gel benim evime çek. Çektim. Benim evim yok. Ben bu köyde değilim. Benim kocam çobandır. Evet. Benim kocam çobandır. Eşim kendini ifade edemiyor. Okumuş yazmışı yok. Ben astım hastasıyım. Kan hastasıyım. Buhar kullanmaktayım. Aha, evime yıkım geldi. Ben bu evi neyle taşıyacağım? 1 milyon bende yok. Devlet 10 milyar verdi. Sus payı mı verdi? Sus payı mı verdi? Aha, bu 10 milyarla ben evimi götürdüm. Benim sonum ne olacak?
Ha size söylüyorum. Yani bir el atsınlar. Böyle olmaz yani. Beni duyurun. Sesimi duyurun yani. Eşim kendini ifade edemiyor. Evim yıkık. Hiçbir gelirim yok. Hiçbir güvencem yok. Ne yapmam lazım? Çok geçmiş olsun. 10 milyar bir sus payıysa hiç olmasın. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var, elini öper. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Çocuğumun depremin önünde kardeşim geldi götürdü. Benim kardeşimin iki göz odası kiredadır. Otogarda çalışıyor. Beni mi idare etsin, çocuğumu mu idare etsin, kocamı mı idare etsin? Bize bir el atın yani. Yardım severlerden yardım bekliyoruz. Devlet bu deprem oldu, daha biri buraya gelmedi. Hastalandım. Burada kendi imkanlarımla buhar kendime verdim. Devletin hiçbir yardımını biz göremedik. İsminiz, soy isminiz neydi abla? İsmim Sedef Bıçkıcı. Sedef Bıçkıcı. He. Kaç çocuğunuz var? Elini öper, 3 çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. Kızım Adana'da evli. Kocası madde bağımlısı. Hayvanlarım var da öldü. Enkaz altında mı kaldılar? Evet. Ne yapmamız lazım? Siz söyleyin, nereye gidelim? Kaç tane hayvanınız enkaz altında kaldı? 30-40 tane vardı. Küçük baş hayvan dedi. He, küçük baş. Ne yapmamızı? Bu yine kadar kendi imkanlarımızla duruyorduk. Kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyorduk. Hiçbir yardım almadan. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Önemli olan bu deprem oldu. Kıda geldi, sağ olsunlar, var olsun yardım severlerimiz. Yurt dışındaki yardım severlerimiz bize yaptı. Ha, o yemek kolaydır, içmek kolaydır. Şimdi bizim sonumuz ne olacak? İş yeme içme değil. İş bunun arkasını getirmek. Biz daha bir görevli göremedik bu köyde. Siz söyleyin, ne yapmamız lazım? Bir gelirimiz yok. Bir evimiz yok. Bir tarlamız yok. Bir takımımız yok. Ne yapmamız lazım? Devlet bize el atsın. Bu yöne kadar yapmadı. Şimdi yapsın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Sesinizi baba. Duyurmaya çalışacağız. Sesimizi ama. Duyurun. Benim eşim kendini ifade edemiyor. Ben hem erkeğim hem kadınım. Sesimizi gerekli yerlere duyur. Bugüne kadar bir yardım alamadık. Şu saatten sonra elimizi tutsunlar. İş gıdayla bitmiyor. İş yemeyle bitmiyor. İş suyla bitmiyor. İş ıslak mendille bitmiyor. Bunlar kolay. Gider çöpte toplarız, gene yeriz. İş bizim elimizde tutmaları 10 milyarla iş bitmiyor. Çok sağ olun. Teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Gereken yerlere duyurun sesimizi. Tamam. Evet, Bölükçam köyündeki durum böyleydi. İnsanlar sorunlarını ifade ettiler, dile getirdiler. Buradan da aktaracaklarımız bu kadar şimdilik.